Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşenlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurumda sunumuz. Kınemsizlik tanlar ekranımızda olsun. Xitay Amerika'nın iki emeldarını cezalaydıganlıkını ilan kıldı. Xitay Amerika'dan öç eliş maksıda iki Amerika emeldarını cezalaydıganlıkını ilan kıldı. Fransiya Xalqara Radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 23 dekabr Amerika Tashqi ishlar ministrligi ishxonasi Xitoy siyosat ishlari bo'limining sobiq bosh maslahatchisi Yuma uchun va Amerika parlamenti ma'muriy ishlar idorasi Xitoy ishlari komitetining muavin mudiri Todd Steinga embargo yurgizadiganligini e'lon qildi. Xitoyning bu harakati Amerika yaqinda e'lon qilgan Xitoyning Tibetdagi kishilik huquq dafsandichilik qilmishiga chetilgan ikki Xitoy amaldorini jazolash qaroridan o'ch elish ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy embargo qo'ymoqchi bo'lgan Amerika amaldori haqidagi qarorga Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi imzo qo'ygan bo'lib, e'lon qilingan kuni kuchga ega bo'ladi ekan. Xitoyning konkret jazo tadbiri Yuma uchun bilan Todd Steinning Xitoydagi mol-mulklarini to'nglatgandan boshqa Xitoydagi tashkilot va shaxslar bilan savdo qilishi cheklandi ekan. Hamda ular va ularning yaqin tuqqanlariga Xitoyga kirish vizasi berilmaydi ekan. Ommaviy uchurlarda bildirilishicha Yuma uchun amerikalik Xitoy tarixshunosi bo'lib, u ilgari Washington vaqt kelsining Eston yozuvchisi bo'lgan. U Amerikada o'qiyotgan Xitoy o'quvchilar ichida tunji bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy siyosatining yadroliq chambarkiga kirgan kishi ekan. U Tramp hukumatining Xitoyga qaratgan qattiq qo'l siyosatiga oid nurg'un foydali takliflarni o'tirg'i qo'ygan. Navbatda u Hudson institutining oliy tadqiqotchisi ekan. Todd Stein Amerika parlament qarmoqidagi mustaqil komitet a'zosi bo'lib, uning asosli xizmat mas'uliyati Xitoydagi qonun bilan idora qilish va kishilik huquqning taraqqiyotini nazorat qilish, bo'libmi Hong Kongdagi bir davlatda ikki tuzumni nazorat qilish hamda har yili Amerika prezidentiga bu haqda doklad berish ekan. Amerika 9 dekabr xalqaro kishilik huquqi daxli ta'rif qilgan Xitoy fuqarolari va o'rinlarini o'z ichiga olgan 10 nechta o'rin va shaxsga jazo yurgizadiganligini e'lon qilgan edi. Bularning ichida Tibetning sobiq yuqori darajalik amaldori kompartiya sekretari bilan JX idorasining boshlig'i va Xitoyning 2 nafar dengiz okean beliqchilik ishlari amaldori mo embargo tizimligiga kirgizilgan edi. Xitoyda virus sababli kunlik o'lguchilarning soni 5000 ga yetgan bo'lishi mumkin ekan. Angliya sog'liqni saqlash ma'lumot shirkati Airfinity'ning mo'ljaricha Xitoy tomonidan rasmiy sog'liq ma'lumotlarga selishtirganda, navbatda Xitoyda har kuni 5000 dan ortiq odam virus sababli o'lib ketgan bo'lishi mumkin ekan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerikani baza qilgan bu shirkat Xitoyning rayonlarga bo'lib e'lon qilgan sog'liq ma'lumotlarga asoslangan model orqali navbatda Xitoydagi kundalik virus bilan yuqumlanuvchilarning 1 milliondan oshadiganligini yakunlagan. Airfinity'nin bayonotida bildirilishicha şirket mo'ljallagan sonliq ma'lumotlar Xitoy doirlarining sonliq ma'lumotlari bilan selishtirilgan bo'lib, doirlar e'lon qilgan dokumentda bir hafta ichida virus bilan yuqumlangan 1800 nafar odam ichida 7 odam o'lgan. Dunyo sog'liqni tashkilotining bir yuqori darajalik amaldori chorshanba kuni Xitoydagi yuqumlanuvchilarning ko'payish sababidan yangidan yuqumlanuvchilarning sonini aniqlash qiyin bo'lib qolgan bo'lishi mumkin degan bo'lib, Amaldarning Xitoydagi yuqumdan mudofiyani siyosiy xalqning norozilik va qarshiligiga uchrag'andan keyin Xitoy tuyuqsiz holda mudofiya tadbirini 180 gradus o'zgartgan. Airfinity shirkatining o'lish xavfi analizida ko'rsatilishicha, Xitoyda yuz bergan virus apitida 1 million 300 mingdan 2 million 100 minggacha odam qazo qilishi mumkin ekan. Boshqa guruhlarning tahlilida 2 million 100 ming odam o'ladiganligi mo'ljallangan. Airfinity shirkatining mo'ljallashicha bu qatimliq yuqumda 2 qatimliq yuqori to'lqin bo'lishi mumkin ekan. Kelar yili yanvar oyining 30-larida navbatda yuqumlanuvchilarning soni ko'payayotgan rayonlarda kuniga 3 million 700 ming kishi yangidan yuqumlanib, eng yuqori pallaga chiqishi mumkin ekan. Xitoyning boshqa o'lkalarida yuqumlanuvchilarning soni 4 million 200 mingga chiqishi mumkin ekan. Istanbulda shahidlar kechasi faoliyati o'tkazildi. Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishi yo'lida issiq qon va jonlarini fido qilgan qahramon shahidlarni xotirlash munosabati bilan 23 dekabr Istanbulda Sharq Turkiston shahidlar kechasi faoliyati o'tkazildi. Faoliyatni xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi o'rinlashtirgan bo'lib, Istanbulda yashayotgan Uyg'urlar ishtirok qildi. Faoliyat Ibrohim Qarimning Qur'on tilovati bilan boshlandi. Arqadan Turkiya va Sharq Turkiston davlat marshlari o'qildi. Arqadan Istiqlol televiziyasi shahidlar haqida tayyorlagan qisqa film qo'yildi.
Xalqara Şarq Türkistan Təşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzxan içili sözü qılıp, şehitler keçisi ötküzüşünün asaslıq məqsidi şehitlerinin pidakarlıq ruhidin ögünüş ikkallikini bildirdi. O sözü diyene merhum Abdülhakim Xan Maksumacim ve başka şehitlerinin ismini tilga elip, onlarının Şarq Türkistan ve çet elde kılgan pidakarlıqları ve hizmetlerini ülge kılış kereklikini bildirdi. Keyin Şarq Türkistan Ölümalar Birliği'nin reis vekili Mahmutcan Damullam söz kılıp, Şarq Türkistan'ın müstakil kılış üçün cihat eni yitildirişinin ehmiyetini sözlep, Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de otturgu koygan rical kelimesini çüşendirdi. Hem de mezkur şehitlerinin ruhidin ügünüş kereklikini bildirdi. Faaliyet yana Ahmet Yasavi Vakfı Reisi İlyas Saka, Xalqara Türkistanlıqlar Cemiyetinin Reisi Burhan Kavuncu, Uyghur Akademisi'den Doktor Şevket Nasır, Dünya Uyghur Kurultayı Vakfı Reisi Abdurrashid Abdulhamid Qatarlıqlarımı ayrım ayrım söz kıldı. Faaliyet arası yana Pişqadam Muispitlerden Abdüşkür Acim Şehitler Küylengen Şiir ve merhum Abdurrahim Ötkür'nün İznamlıq şiirini okup berip sorunu hayacallandırdı. Arkadan cemaat erbabı Abdülkadir Yapcan söz kılıp şehitlerini hatırlaş ve onların ruhidin ögünüşünün muhimliğini düşündürdü. Ve cemiyetteki bir kısım hata karışlarına reddiye verdi. Keyin Şarq Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Teklimakan söz kılıp, dadısı Abdülhakim Xan Maksumacim'nin hayattaki iş izleri hakkında kısqa ama təsirlik vakaliklerini, onun hayatı da özüge ve başkalarına en təsir kılgan yarqın noktalarını əsləp ötdi. Arkadan Yeni Nesil Hareketi'den İbrahim Sıdık çünkü o şehit namlıq şiirini diklamasiya kıldı. Keyin Şarq Türkistan Ma'arif ve Hemkarlıq Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman söz kılıp, merhum Abdülhakim Xan Maksum Hacim'nin uzun yıllık sebtişi bulu süpti bilen hayat vaxtıda bivasta şahit bulgan iş izlerini tunuşturdu. Arkadan Konya Selçuk Üniversitesi Tarih Pelleri Doktoranti Abdurrahim Devlet söz kılıp, Uyghur halkının meşhur ölümalarından Abdülahad Maksum Hacim'nin nurgun kişiler bilmeydiğen tasavvur kılgısız kıyınçılıkı karımasının hayatının ahırgıcı devamlaştırılan ülgelik hayatını tunuşturdu. Keyin Ösmürlerden Mükerrem ve Reşide şehitlerine atap şiir diklamasiya kıldı. Arkadan Ustaz Abdurrahman Cemal Kaşıgari Uyghurlarının yeni bir alimi merhum Abdülhamid Damullam'ın hayatı ve onun Şarq Türkistan'daki dini ma'arifki kürsetken tesirini tunuşturdu. Arkadan Şivisiye Teklimakan Uyghur Medeniyet Merkezi'nin reisi Ömer Maksum söz kılıp, merhum Abdülhakim Xan Maksum Hacim'nin iş izleri ve onun hayatı kürsetken təsiri haqqıda söz kıldı. Ahırda Şarq Türkistan Ölümalar Birliği azası Ömer Qaracım'nın başçılığı da şehitlerinin ruhiga atap kılınan duaları bilen faaliyet ahırlaştı. Erdoğan İslam Dünyası Asasi Kanun Adliyası yığınıdı söz kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İslam Dünyası Asasi Kanun Adliyası yığınıdı söz kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Prezident Erdoğan İstanbul Dolmabahçe Sarayı'da ötküzülgen İslam Dünyası Asasi Kanun Adliyası yığınının içilişidi söz kılıp, iki gün devamlaşıdığan bu yığında kanun bilen idare kılış, demokratiya ve kişilik hukuku hürmet kılış kadarlık temalar boyunca paydılık ve ünümlük müzakirlerinin elip berildiğanlığını tekitledi. İslam Dünyası bulup mu kanun ve adalet meselesi de nurgun, nahak, asassız, şundaklı rahimsiz tenkitlerge duçar bulmakta diyen Prezident Erdoğan sözünü devamlaştırıp, özünün müstemliki ötmüşü bilen yüzleşiş peziletini namayan kılalmağallar iğizini açısıyla kişilik hukuk ve kanun bilen idare kılış doğrusu söz kılmakta. İş özünün bihaterliki bilen münasebetlik bolsa taş üstü de taş, gevde üstü de baş koymaydıgallar bizden kanun ve adliye sistemimizde karşı sözlerini kılışmakta. Dünyadaki nurgun devletlerdeki kolu kallıq terörlük teşkilatlarını kollaş cihette kılcı işkilinip oldurmaydıgallar bizge kişilik hayatının mukaddesliği doğrusudu vəz etmaqda. Suriye, Irak ve Afrika göçmenlerine tam soğup işçilerini takıp alğan organlar, növet PKK ve Fethullahçı terörlük teşkilatı azalırıqı kelgende imkaniyetinin yetişçi kən qorsaqlıq kılmaqda digerlerine kayıt kıldı. İnsanların izzet hürmetinin ornığa pekat özünün paravallıqı ve menfaat tüzümeki köngül bildirgen azğun sistemlerini devamlaştırışının mümkünçiliki yokluğunu bildirgen Erdoğan, haman bir günü bu adaletsiz tüzüm yemirilip, inşallah ornını pütkül insaniyetinin bəxti üçün hizmet kıldırgan sığdırışçan bir tüzümge boşitip berido digerlerinin sözlerine ilave kıldı. Amerika Rusya'daki bir qatar organlarını ceza tizimlikiga kirgizdi. Amerika Rusya Deniz Armiyası bilen münasibeti bar 10 Rusya paraxot şirketinin ceza tizimlikiga kirgizilganligini uqtirdi.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministerliği yazın bayanatı ilan kılıp, 24 fevral Ukrayna'yı uruş açkan Rusya'nın müdafiye uğurlarına bedel töletküzüş üçün Deniz Armiyesi bilen çetişlik bar organlarının Amerika'nın zerbe obyektiğe aylanğanlıkını bildirdi. Bayanatı ceza tizimlikiki körgüzülgen 10 Rusya organının 6'sının müdafiye ve Deniz Armiyesi sahasıda meşgulat kılıdığanlıkı, kalgan 4'ünün denizcilik işleri bilen şuğullandığanlıkı eskertildi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bu axtı bayanat berip, Rusya'nın Ukrayna'daki vicdansızlarca uruşu tüpeyli bizden Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve onunla yardım kılgallarını koşumca iğir akıbetlerine düşer kılış irademiz kat'i. Amerika bugün dünya nahayeti ihtiyaclık buluvatkan yemeklik ve açlık tembirleşke karşı Rusya Deniz Armiyesi'nin Ukrayna portlarda kılgan zarib biriş hareketlerden kiyin Rusya Deniz Armiyesi kısımlarına ceza yürgüzmekte, dedi. Xitayning saxtipazligi dünyanı seskendirmekte. Xitayning 3 qatim olimpik müsabakası çempiyonu bulgan iğırlık götürüş mahiri Liu Xiaojun'un müsabakadan ilgiri ruhlandırgıç doğru işletkenliği inaklandı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Xitayning 3 qatim olimpik müsabakası çempiyonu bulgan iğırlık götürüş mahiri Liu Xiaojun'un müsabakadan ilgiri ruhlandırgıç doğru işletkenliği inaklanıp, müsabakalarga katnışını vakitlik çekleş cezası berilgenliği bildirildi. Xalqaro ruhlandirgich dorilarni kontrol qilish organi bayonot e'lon qilib, 38 yoshlik tanarkachining 30-oktyabr e'lingan ruhlandirgich dori avrishkisida cheklangan eritropoietin moddasining bayqalganligini uqtirdi. Egilnishcha cheklangan mazkur modda qizil qon hujayrasining sonini oshirib, tanarkachining tanarkat iqtidorini oshirdi ekan. Tekshirish to'liq oxirlashguncha musobaqalarga qatnashishi cheklangan Liu Xiaojunning beavrishkisining tahlil qilinishini talab qilish huquqi bor ekan. 2013 ve 2016 yılları erler 77 kilogramlıklar müsabıqsıda olimpik çempiyonu bolgan Xitay tanarkatçı Liu Xiaojun 2020 yıllık olimpik tanarkat müsabıqsıda erler 81 kilogramlık müsabıqsıgı katnaşıp altın medalığı erişken idi. O bunundan başka yana 5 qetim dünya çempiyonluğu erişken. Xitay'nın barlıq sahagi yamırgan saxtipazliki aldamcılığı bütün dünyanı seskendirmekte. Rusya Türkiye'de kurulduğun tabii gaz merkezi doğrusu bayanat ilan kıldı. Rusya Muavin Başministeri Alexander Novak, Rusya Energiya Şirketi Gazprom'nın Türkiye'de kurulduğun tabii gaz merkezi doğrusu da Türkiye dairleri bilen aktif hemkarlaşı vatkallıkını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Rusya Muavin Başministeri Alexander Novak, Rusya'nın bir televiziya kanalının kün tertipki münasebetlik suallarına cevap verdi. O, Rusya tabii gaz bahasının erzan ikkallikini ve onunla bolgan ihtiyacının devam kılıp atkallıkını bildirip, Türkiye'de kuruluşu planlanıp atkan tabii gaz merkezi doğrusu da Türkiye dairleri bilen muhim hizmetlerinin işlenip atkallıkını etti. O, sözünü devamlaştırıp, ''Mən 2023 yılı Türkiye'deki tabii gaz merkezinin meşgulat başlayışını ümit kılımən'' diğerlerine kayıt kıldı. Rusya Muavin Başministeri yana Türkiye'de kuruluşu planlanıp atkan mezkur merkezinin tabii gazın bahasını bekitiş mekanizmi yaratılaydıqanlıqını sözlerine ilave kıldı. Hürmetli körülmeler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah etik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.